Merhabalar, günaydınlar sevgili arkadaşlar. Kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Ben Gülay. Biliyorsunuz geçen haftalarda mısır toplamıştık. Mısırın kuruyan kısmını alıp çuvallara koyup döveceğiz. Biraz o kabuklarından ayıracağız ve onu tekrar sereceğiz arkadaşlar. Kanalıma hala abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Ve videomun altında paylaş seçeneği var. Ona da basıp videomu WhatsApp veya Instagram durumlarınıza paylaşırsanız benim daha geniş bir kitleye hitap etmem için bana yardımcı olmuş olursunuz arkadaşlar. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyor ve videomun devamına geçiyorum. Mısırları buraya sermiştik arkadaşlar. Bir kısmını dün gece dövüp kabuklarından ayırdık. Şimdi kalan kısımlarını yapacağım. Hemen şöyle çuvallara dolduruyoruz. Şeker çuvalına dolduruyoruz. O biraz sağlam bir çuval olduğu için ona dolduruyoruz arkadaşlar. Terliklerini çıkarayım. Çoraplarım temiz, o yüzden buraya basıyorum. Tamam. Şimdi bunu döveceğim arkadaşlar. Arkadaşlar. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bakın hepsi kabuklarından neredeyse yani hepsi ayrılmış. Ama yapması çok zor bir iş. Bütün damarlarınız açılıyor yani. Öyle senin. Şimdi bunu ne yapacağım biliyor musunuz? Şu görmüş olduğunuz eleğin içerisinde eleyeceğim. Evet, onu bunun şeyi yani şunun görevi kabuklarıyla mısırı birbirinden ayırmak. Yani o işlemi o görevi görüyor.
Zaten mısırları güneşte iyice kuruttuğumuz için yani böyleleri az kalıyor. Eğer güneşte az kurumuş olsaydı şöyle yani üzerine tane olanlar daha fazla kalacaktı. Şimdi eğer mesela bunları temizlerken insan eli acıyor arkadaşlar. Yani şu işi yaparken. Elim acımasın derseniz bakın şöyle şunu hemen alıyorsunuz. Kolay oluyor yani. Hem de eliniz acımamış oluyor. Bakın hemen gidiyor. Dün akşam bir çuval eşim bir çuval ben dövdüm arkadaşlar. Bu sabah da iki çuval dövdüm. Herhalde iki çuval kaldı. Şimdi gidip diğer işlerimi yapmam lazım. Eşim akşam gelince kalanını döver artık. Çünkü çok fazla efor sarf ediyorsunuz. Yani daha fazla gücümü harcamak istemiyorum. Çünkü diğer işlerimi de yapmam lazım. Bu burada böyle kalsın. Akşam eşim gelince kalanını beraber yaparız. Bu sene maşallah herkesin şeftalileri bol bol tuttu. Bu sene şeftali senesi galiba. Bakın bayağı bir var. Bir kova kadar çıkar sanırım. Bunları toplayayım. Bunları kurutacağım arkadaşlar. Hepsini yiyemeyeceğimize göre kurutup kış için yani hoşaf için kurutacağım. Kışa saklayacağım yani. Zaten biliyorsunuz kurutmalık sebzeler, meyveler. Güneşte kuruttuğunuz için bol miktarda D vitamini birikiyor içerisinde. Şuraya içerisine atayım. Şu kadar topladım. Şimdi arada girmiş içine. Çık bakayım oradan. Hadi bakalım. Çık oradan. Şimdi bunları götüreceğim arkadaşlar. Bir yıkayıp hemen sermeye başlayacağım.
şekilde dilimliyorum. Vallahi ben musun boyu vurdu bu kadar. Kamera kabarmış. Ne ne. Bir daha mı tırnak? Ne tekrar tırnak? Görüncem geldi. Bu temizleme işlemini o yapacak. Ben yapamıyorum. Çünkü biraz zor bir iş. Şimdi bize yardıma geldi arkadaşlar. Rüzgarlı bir havada yapılması gerekiyor. Bugün de rüzgar olduğu için bugüne sakladık. Şimdi bu işlemi yaptıktan sonra mısırları tekrardan sereceğiz. Değil mi abla? Serecek miyiz tekrar? Yok. Kurumuş. Kurumuş mu? Sermemize gerek yok. Mısırlar tam kurumuş. Sermemize gerek yokmuş. Şu diğer mısırların da bir kısmını aynı bir şekilde yapacağız. Diğerini de o şekilde saklayacağız. Lazım oldukça artık dövüp kurutup mısırını yaparız. Çünkü başka türlü sakladığınızda şey oluyor, bozuluyor. Hani tümünü mısırını yapmayı düşünmüyoruz. Böyle lazım oldukça kurutup dövüp işte değirmene götüreceğiz. Ne sevgi sevgi görmemiş. Kırkabuk otmuyor. Böyle pırpır pırpır kırkabuk pırpır bana. Ne? Bu oğlum ben neyim? Şimdi bu işlemi yapıyor ki rüzgar tozunu götürsün. Bakın arkadan tozunu götürüyor. Yelekten iki defa geçiriyor. Önce bir yerde yapıyor işlemi. Sonra da rüzgarda savuruyor bir defa. Yani iyice temiz olsun diye. Bakın şöyle altında şöyle tozlar kalıyor. Kepek kepek. Kepek yani. Önce şurada yerde bir kere yelekten geçiriyor.
Dur bana dedi. Misafirlerimiz gelmiş, takipçilerimiz gelmiş. Ben sizin evi, o da bana. Tamam, Çınar da gelmiş. Arzu ablayla Abdurrahman abi bizi ziyarete gelmişler. Sağ olsunlar, Adıyaman'dan gelmişler. Biz de mutlu olduk. Biz de mutlu olduk. Şuradan yanına geldik. Evet. Daha daha kavuşmaz, insan insana kavuşur. Evet. Yani aynı gördüğümüz gibi televizyonda, nasıl YouTube'da gördüysek, Gülay aynı, Fatma abla aynı, Bahçe aynı. Teşekkür ederiz. Rabbim devamlı böyle iyi insanlarla karşılaştırsın. Amin. Önce Fatma ablalara geçmişler. Eşim aradı, dedi ki misafirlerim var. Oraya geçti. Ben de şaşırdım açıkçası. Efendim. Buralar da sizin bahçe. Aha, burası da bizim. Evet, dur. Yukarı doğru çıkalım. Hadi çıkalım. Şimdi bahçeyi geziyoruz arkadaşlar. Biraz Fatma ablalar da oturdular. Şimdi bizim bahçeyi geziyoruz. Sağ olsunlar buraya kadar gelmişler. Onlar da Adıyamanlıymış. Adıyaman merkezden gelmişler bizi ziyarete. Onlar tam şey, közlemeli patlıcan. Onlar şey, aslında karnı yarık falan güzel oluyor. Evet. Şunlar şu uzunları şey için. Toprak bizim topraktan daha güzel. Öyle mi? Tabii, bizimki verimli değil, sıcak ya. Bunu şey, başka yerden getirmişler. Burası sadece kayaymış. Yani aynı şurası gibiymiş, bu kaya gibi kazmışlar. Bizimki hep kırmızı toprak, suyu geçirmiyor. Orası da sıcak. Ha, bu konu ya. Evet. Suyun dibine geçiriyor, bitiriyor. Evet. Biberlerimiz olmadı. Biberlerimiz olmadı yani. Aslında sık sık sulasan abi, ben 3 güne bir suluyorum. Çok sıcak zamanlarda 3 güne bir suluyorum. Ya bir diyorlar yok, geç sula. Biri diyor geç sula, ne bileyim işte. Ama ya sıcak, o... sıcağın etkisi de çok. Bir de gölgelik yapacaksın mesela, domatesi falan var ya, aşırı sıcak olduğu için domates bir yerden domates sonra kuruyor. Kurudu, evet, kurur. Gölgelik yapacaksın etrafına, içine mısır dik. Sen ölmezsen ağaçların altına dikerim onu. He, ağacın altına dik, evet, ağaç varsa ağacın ağaç altına dik. Evet. Sen de gel, gel. Tamam. Bak şu fasulyelere. Şunlara bak, bu fasulye. He, o fasulye. Bunu işte Muğla'dan yerli tohum şeyi gönder sayfası. Onu da aşağıya şeyini bırakayım. Almak isteyen olursa bakın arkadaşlar. Bunu bir de yemek yaptım geçenlerde. Tadı çok güzel oldu. Şu yeşil hali bakın. Şöyle, tadı gerçekten çok güzeldi. Biz ilk defa yedik bunu. Bunları yapmıyorum, tohuma saklayacağım. Birkaç tane yaptım, yemeğe kullandım. Çok güzel oldular. Aslında daha fazla dikmiştim ama şey, kaplumbağa yedi. Çınar. Gülay, bahçeni çok beğendim. Çok güzel. Teşekkür ederim. Rabbim ağız tadıyla yedirmeyi nasip etsin. Sağ olun. Bütün takipçileri de bekliyoruz. Biz geldik. Çok beğendik buraları. Çok güzel. Bahçesi Allah razı güzel, olsun. Kendisi Allah güzel. Razı olsun. Teşekkür ederim. İltifat ediyorsun. Hem şu şeylere, fasulyelere. Tazecik tazecik. Abi ben çok beğendim bahçesini. Ha, börülce. Onlar yerli, bizim kendi. Bak şu da nohut çıkmış Abdurrahman. Evet, düşmüş demek tohum oraya. Meyvesi de var bak. Gülay şu ne? O salatalık. Yeri güzel olmadığı şey için olmuş. Şey olmuş. Evet. Yeri güzel değil onun. Gel şu tarafa gidelim abla. Bu da, bu kumu da hepsi sel getirdi. Evet. Sel videomu izlediniz mi? Neler çekti. Nasıl ağladım. Buralardan geldi değil mi? Şuraya? Evet, şuradan yukarıdan geliyor. Güzellere, güzelliklere. Tam közlemelik Abdurrahman Bey, şunlar pişmeli. Burası da sizin mi burası? Yok, buraya kadar. Yani, yeter yani. İncir, bizim incir gibi mi yoksa sulanıyor mu? İncir çok su gittiği için hep kurtlanıyor. Ya, ben bunları toplamıyorum. İncire su değil mi tadı olmaz? Evet. Ay. Buralar sana ait değil. Yok. Değil, ama gezebiliriz istersen. Sakıntı olmaz. Böğürtlen var mı üzerinde? Böğürtlen olması lazım. Var var. Sizin değil mi bu? Ben acıktım burada. Acıktım diyor. Bunlar sağlık. Bunun kökünü mesela idrar yollarında iltihabı olanlar böğürtlenin kökünü kaynatıyor. Hı. İçiyorlar. Bayağı iyi geliyor. Hı. Abdurrahman, bu bizim ahır özünden daha tatlı. Ha, bu yabani. Bizimki aşırı. Gülay şey. Böyle çek bize. Ahududu da var. Ben azen yok, koymayayım, yemiyor.
Çınar sen de bir şeye katılma. Ya, eksik ol. Misafirlerimizi sevdin mi Çınar? Hı. Çınar'a hediye de getirmişler. Kepçe getirmişler. Oyuncaklar getirmişler. Yiyecekler getirmişler değil mi Çınar? Hı. Teşekkür ettin. Hı. İnşallah pavucun damatını Zülay'ın bebeğine getiririz bu seferde. Pişir. Evet işte onları tavuk geldi bayağı zarar verdi tavuklar. Oh, he, evet. Komşuların tavuğu. Evet. Bayağı domatesimi falan bunlar attı. Ya, yaparım yaparım abla. Sen yapsın bir şey olmaz. Biberleri çok güzel. Bir tane sen yapsın bir şey. Biberleri çok güzel. Sen Çınar otları getirmedin mi? Neyleri? Orada da bir iki şey ot çekip. Bir şey olmaz ben tut ya. Böyle durar sonra da sen kalk. Aha yapacağım. Ne yapar mı ne yapar? Ne yapar bunu var ne bir şey yok. Abla yağmaz yağmaz. Yağmur bu. Yarın yağış var. Hı. Bir iyi bir şey yaptı. Çınar bir boyda olmuş. Evet aslında senin gibi ufak. Ya, evet. Fatma abla da bizim yanımızdan o da biraz ot vardı onu topluyor. Koparmış da. Evet. O da susa. Onlar da sonradan dikti mi öyle güzel oldular. Ama nasıl tohumunu bulursa renk renk karışmış. Şey bunlar aldığım yerde hiç böyle değildi. Çok ufaklardı. Evet. Buradan yerini çok sevdiler. Böyle bayağı canlandılar. Burada çok güzel şey oluyor. Kumlu toprak ya çiçek çok güzel oluyor. Misafirlerimize menengiç kahvesi ikram ettik. Şimdi içiyoruz. Eline sağlık güzel. Çok afiyet güzel olsun. Hazırlasızlık. Afiyet olsun. Biraz da incir falan var ceviz. Evde pek bir şey yoktu. Öyle bir dahaki sefere daha iyi ayarlarız inşallah. İnşallah. Afiyet olsun abi. Gönüller bir olsun. Anneme de anneme de. Annen de çekeyim tamam. Sen misafirleri sevdin mi? Misafirlerini sevdin mi? Senin misafirlerin ha. Senin misafirlerin ha. İkimiz için gelmişler. He. Ya? İkin gelenler afiyet olsun.